23 yıllık hekimim, kadın doğum uzmanıyım. Gaziantep'te yaşıyorum. Ancak buradaki hastalar için yararlı olduğumu düşünüyorum. Ancak bir gün, yakın bir zamanda bir hastam karşıma gelip de ben sizin 20 yıl önceki hastanızım ve inanın şu anda yaşıyor olmamı size borçluyum dediği gün bu fikir aklıma geldi ve bu kişinin bile, bir tek kişinin bile hayatını kurtarmış olmak benim için çok önemli ve değerliydi. Şöyle ki 20 yıl önceki bu hastam beni ziyaret etmiş. Teşhisini, rahim ağzı kanseri teşhisini ben koymuşum. Hatırlamıyorum hastayı. Ancak hasta doğal olarak psikolojisi bozulduğu için bunu çeşitli yerlerde tekrar kontrollerini yaptırmış, tekrar teşhisini teyit ettirmek istemiş ve ben hastayı 20 yıl boyunca görmedim. Çok şükür ki hasta doğru bir yoldan giderek, doğru kanallara ulaşarak rahim ağzı kanserinden çok küçücük bir operasyonla kurtulmuş ve şu anda da sadece takiplerini yaptırıyor. Benim bu hastanede çalıştığımı da duyunca doğal olarak gelmiş hem teşekkür etmek için hem de olayın boyutunu bana anlatmak için gelmişti ve kontrollerine gelmişti. Çok mutlu oldum. İnanılmaz bir mutluluktu benim için. Yani 23 yıllık hekimliğimde belki de aldığım en güzel teşekkürdü benim için. Ve ben sosyal sorumluluk projelerine, hepsine ve sivil toplum örgütlerinin bütün kanallarını kullanarak rahim ağzı kanserinin teşhis etmek ve erken tedavisini yapmak üzere kendime bir misyon edindim. Şu anda bir yıldır yaklaşık tamamen bu işle uğraşıyorum. Aslında tüm hekimliğimi yapıyorum ama özel ilgi alanı olarak rahim ağzı kanserinin erken teşhis ve tedavisiyle ilgileniyorum. Dediğim gibi sosyal toplum örgütlerini de bütün projelerinde yer alarak köylere, okullara ve bütün insanlara bir şekilde ulaşmayı ve onlara rahim ağzı kanserinin erken teşhisini anlatmaya ve erken tedavisinin de olduğunu anlatmaya çalışıyorum gücüm yettiğince. Sağ olsunlar çok destekliyorlar. Konferanslar veriyorum, öğrencilere bile veriyorum, annelerine, teyzelerine, yakınlarına, ne kadarına ulaşabilirsek. Rahim ağzı kanserinin HPV denilen, yani human papilloma virüs denilen bir mikroorganizma tarafından oluşturulduğu kanıtlandı. Bu son yıllarda kanıtlanan bir şey. Özellikle HPV'nin, yani kondilom halk arasındaki sihir benzeri oluşumları yapan mikroorganizmanın iki tane tipiyle özellikle HPV 16 ve 18 tarafından yapıldığı kanıtlandı. Bunların da diğer aşamaları, daha üst aşamaları var. Eğer human papilloma virüsü saptarsak, özel cihazlarımızda yine bunları biz test ediyoruz, tekrar tekrar kanıtlıyoruz. Daha sonra rahim ağzında hangi dokulara kadar girmiş düzeylerini belirliyoruz. Ve yine çok farklı cihazlarımız var. Bu konuyla özel olarak ilgilendiğimiz için bölgemize yine özel cihazlar getirttik. Özel olarak kolposkopi dediğimiz bir cihazın spektrofotometrik dediğimiz sadece renk kolorizasyonuyla saptanarak haritalandırılmasıyla rahim ağzından gerekirse yine herhangi bir acı veya kötü hiçbir şey hissedilmeden yine muayene masasında biyopsi alınmasını sağlıyoruz. Biyopsiyle de dokulara ne kadar girdiğini, ne kadar penetre ettiğini, yani dokulara ne kadar ilerlemiş olduğunu saptayıp eğer halen bizim istediğimiz düzeyde ise, yani tedavi bizi aşmayacak boyutlarda ise, kanser çok yayılmamış ise, o zaman bunun hemen çok kolaylıkla tedavisini de sağlamış oluyoruz. Bizim çeşitli testlerimizle ve sadece muayene masasına yatarak, halkımızın çoğu da bilir, bayanlarımızın sadece bir sürüntü alınıyordu daha önce. Şimdi mikrobiyolojik olarak bir testle, sadece yine bir sürüntü aracılığı ile bu human papilloma virüsün varlığını saptayabiliyoruz. Bunu aslında ketem denilen
devletin merkezlerinde rahatlıkla ücretsiz olarak yaptırabiliyorsunuz. Benim diğer bir amacım da bu devletimizin KETEM denilen bu merkezlerinin var olduğunu insanlara tanıtmak, anlatmak. Gaziantep'te bile iki tane merkez var. Ancak bunların varlığı yeterince bilinmiyor. Human papilloma virüs cinsel yolla bulaşan bir hastalık. Ben bunu söylediğim zaman insanlar önce tedirgin oluyorlar. Acaba eşimizden tabii ki bize bulaşmış olabilir, bizim cinsel bir hayatımız yok. Bir şekilde daha önce, şu anda demiyorum ama, almış oldukları bu mikrop maalesef hanımlara geçebiliyor. Eğer cinsel başka partnerleriniz yok ise. Ancak bu yıllar boyunca latent faz dediğimiz durağan fazda duruyor. Hani ben bunu şeye benzetiyorum, halk arasında artık daha iyi biliniyor. HBS antijeni pozitif olanlarda, sarılık olanların hepsi hasta mı oluyor? Hayır, ama kanser yapıcı bir mikrop olduğu biliniyor. Yani bu sadece taşıyıcı şeklinde insanlarda kalabiliyor. Ancak eğer latent fazdan ilerleyen faza geçerse, yani durağanlıktan aktifleşme haline geçerse, işte o zaman kanser yapıcı etkisi başlayabiliyor. Yani HPV pozitif ise 16 veya 18 siz kesin kanser olacaksınız demek değil asla. Sadece bunun bilinmesi, dokulara ilerleyip ilerlemediğinin saptanması, gerekiyorsa tedavisinin yapılması ya da sadece latent, hani o durağan, uyuyan fazda ise bunun ne zaman aktifleşebileceğinin doktor tarafından kontrolü gerekiyor. Onun için de yılda bir mutlaka testlerinizin takip edilmesi, sizin de bu konuda dikkatli olmanız gerekiyor. Maalesef hanımlarımız hep diyorlar ki işte ailem, çoluğum, çocuğum, şudur budur, ben doktora gidemiyorum, ben bunu ihmal ediyorum. Hayır, hayır. Önce siz lütfen, rica ediyorum hanımlar, siz iyi olmazsanız ne ailemize ne çoluğumuza çocuğunuza yararlı olamazsınız. Onun için lütfen yapacağınız sadece bir kez hekime gitmek. Bu özel hekiminizden rica edebilirsiniz. Herhangi bir sağlık ocağına da gidebilirsiniz. Bakın köylerde bile var artık sağlık ocakları ve ebeler. Ve bunların eğitimlerini almış durumdalar. KETEM denilen merkezler var. Bu merkezlerde yine aynı şekilde istekte bulunabilirsiniz. İstekte bulunmanıza gerek yok. Oralara gitmiş olmanız zaten size bu yolu açmış olacaktır. Ayrıca bu KETEM denilen merkezlerde, yani kanser erken teşhis tedavi merkezlerinde mamografileriniz de ücretsiz olarak yapılıyor 40 yaştan sonrasında. 40 yaştan öncesinde de meme ultrasonu gerekiyor. Bu ayrı bir konu benim için şu anda. Uzun uzun tekrar anlatmak gerekir meme kanserini. Ancak rahim ağzı kanseri çok erken teşhis ve tedavi edildiğinde tedavisi çok mümkün, çok kolaylıkla bundan kurtulabileceğiniz bir durum. Yine çok kolay rahim ağzından sadece küçük bir bölgeyi çıkarmakla bu kanserin ilerlemesini önlemiş oluyoruz biraz önceki hastada anlattığım gibi. Öncelikle aktif bir cinsel hayatınızın olmadığını varsayarak konuşacağım. Tuvalet ve hijyen kuralları hepimiz için her zaman geçerli tabii ki. Ancak yine çok sorulan bir soru, tuvaletlerden, hamamdan acaba geçiyor mu? Hayır, aslında direkt olarak geçmiyor. Eşlerden dediğim gibi cinsel hayatla geçen bir mikrop. Onun dışında çok kolaylıkla korunabileceğiniz bir durum değil. Erken teşhis ve tedavisi için uğraşmanız gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi de ben burada hemen yine halk arasında çok bilinen rahim ağzı yaralarının öneminden bahsetmek istiyorum. Rahim ağzı yaraları doğum yapmış hanımlarda daha çok olmakla birlikte, evet hiç ben normal doğum yapmadım diyen insanlarda da olabiliyor. Bazı hayatımız boyunca karşılaştığımız mikroorganizmalar çeşitli nedenlerle rahim ağzında yaralar oluşturabiliyor. Özellikle doğum yapmış hanımlarda bu daha fazla oluyor. İhmal edilenler, yani hani akıntılar zaman zaman hanımlarda oluyor. Zaman zaman belki sadece eczaneden aldığınız bir ilaçla veya sağlık ocağında muayene olmadan istediğiniz doktorlardan rica ettiğiniz ilaçlarla geçiştirebiliyorsunuz. Ancak eğer o mikroorganizmalar
gerçekten öldürülmemiş olur ise o zaman sık tekrarlayan rahim ağzı yaraları oluşuyor. Ve rahim ağzı yaraları biliyorsunuz ki açık yaralar bunlar. Eğer herhangi bir koterizasyon veya kriyoterapi dediğimiz rahim ağzındaki yaraları öldürücü, yok edici, kabuk tutmasını bağlayıp yeni dokuların oluşmasını sağlayıcı herhangi bir yöntemle eğer tedavi edilmemiş olur ise o zaman işte o var olan uyuyan rahim ağzı mikroplarının yani kanser yapıcı mikropların maalesef bu yaralar üzerinde daha kolay dokuya girme ihtimalleri daha fazla oluyor. Daha çabuk o kanser sürecine girilebiliyor. Bu arada ben kanserin 4 tane fazı olduğunu size anlatmak istiyorum. Yani 4 ana basamaktan geçerek gerçek kanser düzeyine ulaşıyor. Birinci basamak hemen hemen hiç kimse de ki yani herkes de olan diyeyim. Yarasız, akıntısız ve mikrobun olmadığı, dokunun tutulmadığı dönem. İkinci dönem maalesef ki işte o yaraların olduğu ve var olan mikropların dokuya girmeye başladığı dönem. Üç, dokuya girdi artık ilerlemek üzere yola çıkmış olan dönem. Dört, artık kesin kanser ve hızla vücuda yayılan ve bizim düzeyimizi de aşan artık kadın doğum onkoloji servislerindeki hekimlerimizin takip etmesi gereken dönem. Bizim yakalamayı arzu ettiğimiz dönem 2'den 3'e geçerkenki dönem. Yani 2 veya 3'e bile geçmesini istemiyoruz. Bunu nasıl sağlayacağız? Erken teşhisle. Yani mutlaka bir hekime gitmenizin önemini burada belirtmek istiyorum. Rahim ağzı kanserleri çok kolaylıkla, çok erken teşhisle, çok çabuk bir şekilde saptanan ve erken tedavisi olan bir durum. Lütfen rica ediyorum kendinizi ihmal etmeyin.